Evet Galatasaray zorlandığı maçta Adana Demirsporu 2-0 mağlub etti bir gün önce ve derbide Beşiktaş Kadıköy'de neredeyse maçın yarısını bir kişi eksik oynadığı e, karşılaşma'yı 4-2 kazandı ve zirvede böyle bir tablo oluştu tabi moral olarak da e, özellikle İrfancanın golünden sonra rakibi alkışlamak onora etmek bunlar hakikaten böyle bir ortamda muazzam görmeye hiç alışık olmadığımız olması gereken ve çok o, güzel noktalar. Ama prot protestonun farklı bir yönlü tarafı. Ama yine Heh. de olmaz yani. yani. Hani pek rastladınız mı hocam daha önce böyle bir şey? Ya biz derbi de hani bir Anadolu takımı gelir büyük bir takımı İstanbul'da yenerken Anadolu yani ama bir şey söyleyeceğim. böyle bir şey... İlk yarı itibariyle Abu Bakar'ın taraftarla olan o münasebetinden Heh, sonra Abu Bakar'ın gol attıktan sonra alkışlayanlar oldu yani. Ama ben hani daha ziyadesiyle Maç sonunda cenkten ziyade genel anlamdaki bu e, yaklaşımlar Tepkide. tepkisel yaklaşım. Zaten o veriyorum. şuna getiriyordum tam ben de. İrfan Can'ın golünde büyük tepki oldu mesela. Hani e, Orada psikoloji gerçekten e, şu anda hiç iyi değil. E, bu tablonun ışığında neler söyleyeceksiniz? Bizi nasıl bir final bekliyor Galatasaray'ın? çok büyük bir avantajı olduğu ortada. Gelecek hafta bay geçecek Galatasaray. E, Fenerbahçe pazartesi günü kara oynayacak. Beşiktaş yanılmıyorsam pazar günü Giresun. Evet doğru Giresun'la oynayacak. Kolay bir maç değil. Öyle mi düşünüyorsunuz? Değil. Giresun'un durumu çok kritik. Bakın tabloya. Bakalım ikinci bölüme. Ee, evet, tabi Hatayla Antep'i burada, Alanya'ya da, evet. e, Giresun, Marduk İstanbul, Yumraniye. Hatta Giresun'da İstanbulspor'un. Bakın hakemlerin iyi yönettiği derbilerden sonraki anadolu maçları ve yönetici maç, takımları da kazandığı derbilerden sonraki oynayacağı anadolu maçları her Çok zaman tehlikeli. tehlikelidir. Peki genel yorumunuz ne zirve için hocam? E, Galatasaray'ın bu büyük bu, bu, avantajını nasıl yorumluyorsunuz Avantajına bir avantaj daha katıldı. Yani şu anki tabloya baktığımızda en ee, puan farkıyla bu sadece bu puan farkıyla Galatasaray daha yakın demek haksızlık olur. Kulübesiyle sağdaki oyuncuları Okon hocasıyla aynı zamanda bunu katarak Galatasaray belki bundan sonraki süreçte o baskıyı hissedecekti. Bugün itibariyle o baskı daha minimal bir hale geldi. Ama burası Türkiye. Yani bir de Olayın öbür tarafı var. Federasyon aldığı kararıyla itibariyle neyin ne olacağı belli olmaz. Bir anda bir değişim. Doğru mu, yanlış mı olur? Federasyonun kararı mı, Kulüpler Birliği'nin kararı mı? Ee, <laughs> aracı kuruluş gibi biliyorsunuz. Şimdi, doğru mu olur, yanlış mı? Onu ben değerlendiremem. Teknik bir olay o. Eee, talimatlar gibi. hayır, onu söylemiyorum. İşleyiş şu anda öyle değil gibi de. Ha, ha. Yani Kulüpler Birliği karar tamam. veriyor onu, önemli onu, konulara. Onu, onu, onu Mesela federasyon e, vermiyor. Evet e, ee, galiba Galatasaray Fenerbahçe'de hayır demişti. İşte diğer 10 takım, 10 takım katılmış, 11 takım mı katılmış bunun 7'si 8'i evet 3 4'ü hayır. Yani böyle bir rakamsal dengesizlik de var ortada. Yani katılan ve katılmayan, katılanların arasında yapılan oylama gibi bir şey de var. Ama şunu diyorum yani olaya baktığınızda hangi sonuç çıkarsa çıksın verilen karar veya değişirse her iki taraftan da haklı olunacak bir durum ortaya çıkacak. Yani argümanlar tabii iki Yani her iki tarafında haklı olduğu ortam çıkacak. Yani ama burası dediğim gibi Türkiye yarın öbür gün hani bir değişir, daha farklı şeyler konuşulur. Ama şu anki tablo ve Galatasaray takımının şu anki durumu futbolcusu o yani takımdaşlığı açıkçası e, göğüsü ipi göğüslemekte e, birkaç bir adım değil birkaç adım daha bu skorla Öne geçmiş. Yaklaştı, evet. Evet hafta arası Ankara Gücü Trabzonspor oynayacak Salı günü. Daha sonra Galatasaray Başakşehir Çarşamba akşamı. Bu hafta arası. Tabii Fenerbahçe Kayseri kupa çeyrek finalleri. Ha bunlar kupa. Kupa çeyrek finalleri oynanacak hafta arası. Tabi Sivas Gaziantep. Bu hafta arası geçti. mı? Öbür evet. Mi? Öbür hafta arası Yanlış mı söylüyorum Cemil? Çünkü bu son... hafta arası yayınlar vardı o yüzden. Bizim penaltı noktası. Var hocam var. Zira Türkiye kupası maçları var. Ben. Şimdi Cem de doğruladı. Tamam o zaman. Ee, sıralamayı yanlış söylemedim değil mi Cem? Ankara gücü Trabzon, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayseri. Salı, Çarşamba, Perşembe. Sivas, Antep'i geçti. Fenerbahçe, Kayseri eşleşmesinin rakibini bekleyecek. Zaten Fenerbahçe'nin pazartesi oynamasının nedeni Perşembe günü. Anladım. Kupa oynaması olacak. Ee, biz haftaya tekrar e, hem lig hem kupa yorumlarıyla birlikte oluruz. Hem not defteri var hem penaltı noktası var hafta arası. Hafta sonunun ve ligin son durumunun değerlendirmeleri olacak. Bu gecelik bu hafta sonu sizlere e, buradan hoşça kalın, İyi geceler diliyoruz. İyi Teşekkürler geceler